Herkese merhabalar. Eylül ayındaki Turunçgil Tarım Bültenimizi bu ay içerisinde sevgili üreticilerimizle gerçekleştireceğimiz tarla okulumuzda hep birlikte yapacağız. Hepinize hoş geldiniz diyoruz. Tarla okulumuza ayaklarınıza sağlık, sağ olun. Eylül ayında neler yapacağız, nelere dikkat edeceğiz? Hepinizin bildiği gibi Eylül ayı dedi mi hemen ilk aklımıza gelen şey Turunçgil'in ana zararlısı olan Akdeniz meyve sineği. Akdeniz meyve sineği hepinizin yine bildiği gibi ihracat açısından da çok önemli, kalıntı sorunu açısından da çok önemli. Çünkü ana zararlı olduğu için çok sayıda ilaçlama yapılması gerekebiliyor. Bu ilaçlamalardan dolayı bir kalıntı sorunu yaşanmasın diye de hepimizin bu konuda bilgili ve bilinçli olması artık bir zorunluluk haline geliyor. Şimdi biz birazdan üreticilerimizle Turunçgil bahçemizi dolaşacağız ve o sırada da orada bu dönemde hangi zararlı ve hastalıklar görülebiliyor onları göreceğiz. Ama öncelikle bu bilgilendirmede sizlere şu konuyu dikkat çekmek istiyoruz. Özellikle erkenci mandalina çeşitlerinde mutlaka mücadeleye başlayın. Her bilgilendirmemizde söylediğimiz gibi siz artık bahçenizi kendiniz yönetir hale gelip mutlaka gözlem, monitör amaçlı bir Akdeniz meyve sineği tuzağı mutlaka bahçenize asın. Eğer zararlıyı tanımıyorsanız bizden yardım isteyin. O konuda yardımcı olalım ve mücadele sürecine yavaş yavaş girin. Ruhsatlı ilaçlar var mutlaka ama her zaman söylediğimiz gibi öncelikle tuzaklar, mekanik, kültürel önlemler, sonunda mecbur kaldığımız takdirde kimyasal mücadele diyoruz. Ancak şunu atlamayalım, göz önünde bulunduralım. Kimyasal mücadeleyi hep sona atıyoruz ama tuzakları asınca da yine de takiplerimize devam ediyoruz. Yani ben tuzağı astım, artık kimyasal kullanmamam gerekiyor. Tamam, kesin çözüm olmayabilir. Çünkü bazen bazı bahçelerin konumu, yerleşimi, sağındaki solundaki bahçedeki zararlı durumu da mücadelenizi etkileyebiliyor. O nedenle tuzağımızı asalım. Ve takiplerimize devam edelim. Vuruk kontrollerimize mutlaka devam edelim. Gerekirse kimyasal mücadeleye de başvurmamız en sonunda gerekirse onu da uygulayalım. Mümkün olduğunca vuruksuz, sinek zararsız ürün yetiştirmeye gayret edelim. Kalıntı sorunu biliyorsunuz, haberlerde de duyuyorsunuzdur. İşte ihracattan geri dönüyor vesaire. İşte o geri dönen ürünlerden biri de bu mandalinadaki Akdeniz meyve sineği zararlısı veya bu zararlıyla mücadelede kullanılan bazı ilaçların yarattığı kalıntı sorunu olabiliyor. O yüzden bu dönemdeki mandalinadaki Akdeniz meyve sineğinin bizim için hayati ekonomik bir önemi var. O konuda lütfen dikkatli olalım, mücadelemizi ihmal etmeyelim. Bunun dışında neler olabilir? Eğer bir bahçede yıldız koşneli mevcutsa, bunlar genelde Mayıs-Haziran gibi çıkış yaparlar. Eylül ayında da bunların bir ikinci dölü olur. Bu döle karşı da bahçede zararlıyı görebilirsiniz, rastlayabilirsiniz. Bu da şu anlama gelir size. Eğer bu dönemde yıldız koşneli görürseniz aklınızda olsun. O dönemden kış dönemi arasında, bahar mart arasındaki 5-6 aylık bir dönemde mutlaka, daha önce de size hep vurguluyoruz, kış mücadelesi diyoruz. Mutlaka bir mineral yağ, bir diğer deyişle yazlık yağ uygulaması yapmayı ihmal etmeyin. Şimdi bu dönemde görülen bu koşnil gibi zararlılar dolayısıyla yine bir hatırlatma yapıyorum. Yine kabuklu bit mücadeleniz devam edebilir. Kabuklu bit, koşnil, kırmızı örümcek gibi ve diğer pek çok zararlı içinde bu dönemden sonraki Kasım-Aralık hasattan sonraki dönemde yapacağımız mineral yağ uygulaması çok önemli. Onu da ihmal etmiyoruz çünkü baharda çıkacak popülasyonu azaltıyoruz. Şimdi yine Akdeniz meyve sineğine dönüyorum. Lütfen hani biraz önce sıraladık ya
kültürel önlemler, mekanik savaş, tuzakları kullanın, en son kimyasal dedik ya. En önemlilerden biri, bu konuda uyarmak istiyorum sizleri, kültürel önlemler dediğimiz önlemler. Yere dökülenin toplanması çok önemli. Çünkü o yere dökülen kurtlu meyvedeki zararlı toprağa geçiyor. Toprakta kışı geçiriyor. Yani aynen şöyle bir döngü oluyor. Yere meyvemiz düştü kurtlu toprakta. Topraktan pupası çıktı. Pupa olarak kışı geçiriyor. İlkbaharda o pupadan ergin çıkıyor, varlığını devam ettiriyor. Akdeniz meyve sineği aslında sadece bu dönemde çıkan bir zararlı değil. Bazı yörelerde iklim ve şartlara göre neslini devam ettirebiliyor. Ama çok önemli bir vurgu var burada. Bahçede Akdeniz meyve sineğinin olması yeterli değil. Bilen var mı? Akdeniz meyve sineği var. İlla zarar yapar mı? Onun yumurta bırakıp vuruk oluşturması için aslında biliyorsunuz böyle yumuşak dip tarafında mandalina'nın hafif yumuşar bir şekil alması gerekiyor. Yani Akdeniz meyve sineğinin yumurtasını bırakmak için uygun bir dokuda mandalina'nın olması gerekiyor. Buyurun, hoş geldiniz. Buyurun lütfen. Demek ki sadece Akdeniz meyve sineğinin varlığı yetmiyor. Aynı zamanda da vurma olgunluğuna ulaşması gerekiyor. Onu da nereden anlıyoruz? Hemen Çağlar Bey'in mandalinden bir tane koparıyoruz. Şu dip kısmı var ya arkadaşlar, şu dip kısmı. Bu dip kısmında böyle hafif bir renk açılması ve hafif bir yumuşama olması gerekiyor. Yani sadece varlığı yetmiyor. Ona da dikkat ediyoruz. Ne demiştik? Laftan lafa geçtik. Kış ilkbaharda çıktı. Erginler pupadan ergin oldu. Bakın ne yaptı? Ben onun hayatta kalması için devam ettim. Yardımcı oldum. Ama eğer ben bu yere düşen kurtlu meyveyi toplasaydım, bu kurtlu meyvem ne olacaktı benim? Asla böyle bir döngü yaşamayıp yok olacaktı. İşte bu. Ne yapmamız gerekir? Şimdi geliyorum. Evet. Evet. Çok güzel söylediniz. Elle toplamak gerekiyor. Yok, maalesef topladık. Nasıl imha edeceğiz? Şöyle yapabilirsiniz. Büyük çöp torbalarıyla toplayıp güneş altında bıraktığınızda bir süre sonra onlar ölebiliyor. Veya da konukçusu olmayan, örneğin bir sebze, tarla veya başka bir ürün. Akdeniz meyve sineğinin konukçusu olmayan bir bahçede de onu toprağa gömebilirsiniz. Yani oradaki, hani diyelim ki bir sebze de zarar vermiyor ya, sorun olmayacaktır. Zaten bir süre sonra orada yok olup gidecektir. Böyle bir uygulama yapabilirsiniz. Çok güzel, çok güzel bir noktaya daha temas ettiniz. Çöpe de atmıyoruz. Çünkü çöpte de başka yanındaki, yörüsündeki bahçeye vesaire bulaşma olasılığı oluyor. Alıp çöpe de atmıyorlar. Şimdi üreticilerim saklı olarak diyor ki tamam toplayalım da, ama o kadar bazen çok oluyor ki ben bununla baş edemiyorum. Onu da naçizane şöyle bir tavsiyemiz var. Gördükçe, düştükçe toplarsak birikmiyor. Birkaç üreticimizle öyle bir deneme yaptık. Yani düşeni aldıkça birikmiyor. Hani hep söylüyoruz ya size, bahçeye her gün girelim. Haftada bir gün ya da 15'te bir girip kaçmayalım. İşte her gün şöyle bir bahçede tur atarken hem hastalık zararlı tespiti yapmış olup hem de böyle kültürel mücadelemizde üçer beşer toplayıp yapmış olup. Evet, kültürel önlemlerimiz çok önemli dedik. Yere dökülenleri mutlaka toplayacağız. Aynı zamanda yine sizlere hep bahsettiğimiz gibi ara konukçu, yani incir, şeftali, nar, hünnap, Trabzon hurması gibi ağaçlarımız bahçenin kenarlarında vesaire olursa bahçemizde Akdeniz meyve sineği görülme olasılığı artacaktır. Bu ara konukçuları da lütfen bahçemize yakın yerde bulundurmamaya dikkat edelim. Her şeyi yaptık, tuzak da kullandık. Tuzaklarımızı ağaçların güneydoğuya bakan kısmına, yerden 1,5-2 metre yükseğe astık. Ama oldu da tuzak alamadık, kullanamadık. Kimyasal mücadele yapmamız gerekti.
Lütfen ama lütfen 2-3 ilaçlama yaparak bahçemde ben mücadelemi yaptım deyip olayı sonlandırmayın. Hastada 15-20 gün kalaya kadar 12 en geç 15 gün arayla mutlaka eğer kimyasal mücadele yapıyorsanız hastada 15-20 gün kalaya kadar devam etmeyi ihmal etmeyin. Bu ana zararlımızı bu dönemden itibaren her türlü kontrollerimizi yaparak önemseyelim, dikkat edelim. Biz şimdi sevgili üreticilerimizle bir bahçe turu atacağız. Kendilerine katkılar için çok teşekkür ediyorum. Çok güzel başlıklar verdiler bana. Sizlere de kolaylıklar diliyoruz. Teşekkür ederiz. Sevgili üreticilerimiz, Ağustos ayı kapsamındaki Turunçgil'deki tarla okulumuzda çok değerli üreticilerimizle birlikteydik. Eylül ayında yine gerçekleştireceğimiz tarla okuluna sizleri de bekliyoruz. Hepinize kolaylıklar diliyoruz.